Herkese merhabalar, ben Dora ve ufak bir kar tatilinin ardından tekrar birlikteyiz. Hepinizin Jinx konusunda oldukça hevesli olduğunu biliyorum, ancak ona geçmeden önce Piltover'ın aynasız ikilisine dair bilinmeyen gerçeklerden bir bahsedelim istedim. Caitlyn 650'lik temel saldırı menziliyle ilk seviyede temel saldırılarını en uzaktan gerçekleştirebilen şampiyondur. Vi ve Caitlyn yan yana olduklarında Piltover'ın en iyisi göstergesi alacaklardır ve ikisi de bir ekstra hareket hızı alırlar, ortak aldıkları skorlardan da ekstra bir altın elde ederler. Eğer Vi Caitlyn'i kışkırtırsa elinde bir çay bardağı oluşturup yere atıp kıracaktır. Eğer aynasız kostümünde ise donut oluşturup yiyecektir. Caitlyn bir sinir olma göstergesi alacaktır ve Vi'ye hasar verene kadar ya da ölene kadar bu gösterge kalacaktır. Eğer Caitlyn Vi'yi ultisiyle öldüremezse Vi buna özel şeyler söyleyecektir. Yırtış şekerim. Oldu mu Kate? Hiç acımadı ki. Yok ya. Muhtemelen Yordle tuzaklarında kullandığı cupcake'ler dolayısıyla Vi Caitlyn'e bazen cupcake diye hitap etmektedir. Karşı takımda Jinx varsa Caitlyn ne kadar sinir bozucu başlıklı bir sayaç alacaktır ve Jinx'i her öldürdüğünde ya da ölmesine yardımda bulunduğunda bu sayaç bir artacaktır ve Caitlyn bir altın fazladan alacaktır. Caitlyn'in klasik kostümü Borderlands serisinden Mad Moxie'yi oldukça andırmaktadır ve direnişçi kostümü de Red Alert 3 oyunundan Natasha Volkova'dan esinlenilmiş olabilir. Caitlyn'in Safari kostümü gerçek Safari'nin yanında diğer tarayıcı kostümleri gibi bir bilgisayar tarayıcısına referanstır ve bu Apple Safari'dir. Aynasız Caitlyn, Volibear, Trundle ve Vi ile, kelle avcısı Caitlyn ise Rengar, Nidalee ve Master Yi ile ortak bir konseptedir. Kutup savaşçısı Caitlyn 1939 yılında 3 aylık bir süre içerisinde yaklaşık 3 aylık 500'den fazla Rus askerini öldürmüş, efsanevi Fin Keskin nişancı anısına yapılmıştır. Bilinenin aksine Vi, ismi Vi olduğu için bu dövmeyi yaptırmamıştır. Gerçek adını bilmemektedir ve küçüklüğünden beri yüzünde olan dövmesi dolayısıyla insanlar ona Vi demektedir. Vi ne zamandan beri bu dövmenin olduğunu ve neden olduğunu bilmemektedir. V ve I Roman rakamlarınca 6'dır ve aynasız Vi'nin şapkasında ve göğsünün üzerinde 6 sayısı bulunur. Vi 6 yaşında mafyaya katılmıştır ve Amerikan Anayasası'nın 6. kısmı suçlu yargılamaları hakkındadır. Vi'nin yetenekleri olan orantısız güç ve saldırı ve darp gerçek suçlardır. Bir indirim duyurusuna göre Vi'nin ağırlığı eldivenleriyle birlikte 3,6 tondur. Ancak bu öylesine yazılmış olsa gerek mantıken. Gerçekten elinde 3 tonluk şeyler olduğunu sanmıyorum Vi'nin zira. Vi ilk tasarlandığında ismi Ruby'ydi ve paten kayıyordu. Bana kalırsa oldukça eğlenceli bir konsept. Umarım bu tarz bir şey getirirler daha sonra. Vi, Jinx'in bir baş ağrısı olduğunu düşünmektedir ve oldukça sinir olmaktadır. Caitlyn ve Vi hakkında ilgi çekici gerçekler bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarımız Jinx'in hikayesi, Jinx hakkında bilinmeyen gerçekler ve birkaç sürpriz video olacak rastgele sırada. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kar tatilleri.